Başlayabilirsiniz. Evet, siz değerli basın mensubu dostlarım, hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizinle bir arada olmak bizim için onur ve şereftir. Buradaki bir araya gelmemizin sebeplerinden biri de biliyorsunuz ki 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geliyor. Bu yüzden de yeni açmış olduğumuz İhsaniye Şubesi'ni yani açılış yapamadığımızdan dolayı bir konsept düzenledik. Bunun için de hani sizinle bunu paylaşmak ve tabii ki de her halükarda yeni açılış bir şube olduğundan dolayı da bunun reklamını yapmak istedim. Kısacası da bir de Turfaz pide, kebap, et veya Turfaz inşa ya da Turfaz gruptan da biraz bahsetmek isterim sizlere. Turfaz pide olarak biz 2002'de ilk bandırmaya geldik, başladık. O zaman tabii 3 kişiyle başladık. Daha sonrasında şubelerimizi çoğalttık. Şu an ortalama 62 kişiyle devam ediyoruz. Şu an bir Paşakent, Paşakonak ve İhsaniye'de şubemiz var. Ama tabii kısmet olursa hedeflerimiz var. Öncelikle Sayın Tolga Tosun Başkanıma buradan teşekkürlerimi dile getirmek istiyorum. Paşakent'te istediğimiz bir arsa vardı ve oraya çok lüks, çok şık bir mekan yapmak istediğimizi dile getirdik. Etap projesini falan çizdik, kendisine sunduk. Kendisi de bize söz verdi. Onunla ilgili şu an çalışmalarımız devam ediyor. Üçüncü şubeyi Paşakent'te Tolga Başkanım'ın vermiş olduğu veya söz vermiş olduğu arsaya otoparklı, güzel bir çocuk parkı olan lüks güzel bir mekan yapmak istiyoruz. Sonrasında kısmet olursa bu sene eğer ki yetiştirebilirsek Erdek'te bir şube açmayı hedefliyoruz. Çünkü Ramazan olsun, hafta sonu olsun Erdek'teki birçok memur veya işte öğle arasındaki memurların bize yemeğe geldiklerini görüyoruz. Ve bu yüzden de her halükarda bizim artık Erdek'te bir şube açmamızın gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi onun haricinde bir de Turfaz bünyesinde 2015'te inşaat sektörüne atıldık. İnşaatta da iyi işler yaptık. Yaklaşık 27-28 tane proje tamamladık. Bunun ortalama 170-180 daire ve iyi daireler, lüks daireler yaptık. Son birkaç yıldır da zaten Şok Marketler, A101 ve Migros'un inşaatlarını yapıyorum. Düzce, Sakarya, İzmit, İlimtepe. Oralarda da şu an faal bir şekilde inşaatlar devam ediyor. Sene tabii 2020 pandemiden önce Otoloji, Otomotiv ve Yedek Parça Şirketi kurduk Turfaz bünyesinde yine. Orada da güzel bir iş başardık, çıkardık. Şu an büyüyor, her geçen sene büyüyor. Son olarak da 2022 yılında Turfaz Otoboya olarak yeni bir şube açtı. Ama tabii bunların açılışını yapamadık. Her halükarda pandemi girdi. Biliyorsunuz ki İhsaniye Şubesi yaklaşık 2 ay, 2,5 ay tadilatta kaldı. Biz çok görkemli, çok güzel bir açılış düşünüyorduk. Ama biliyorsunuz ki dünyanın en büyük depremlerinden biri 6 Şubat'ta ülkemizde yaşadık. O esnada tabii bazı gazeteci dostlarımız biz 8 Şubat'ta Hatay Antakya'ya gittik. 4 ekip, 4 araba olarak, 2 kasalı araba. Kazanlarımızı, tencerelerimizi, erzaklarımızı götürdük. Gece gündüz biz orada sürekli sıcak aş yaptık ve hizmet verdik. O esnada biz oradaki o durumu gördükten sonra gelip burada açılış yapmanın hani bize yakışmayacağını düşünerekten açılıştan ziyade böyle kısa bir sizlerle bir toplantı yapmak, reklam yapmak istedim. Buraya gelmemizin sebebi, toplanmamızın sebebi işte yeni bu İhsaniye Şubesi'nin reklamını yapmaktı ve bir sonraki projeleri dile getirmekti. Sizin de sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun sorabilirsiniz. Yoksa da